Sevgili öğrencilerim, merhaba. 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlamamıza çok az bir zaman kaldı. Biz de sizler gibi heyecanlıyız. Yüz yüze eğitime geçeceğiz. Sizleri çok özledik. Yeni gelen öğrencilerimizi de dört gözle bekliyoruz. Eğitim öğretim yılı başlamadan önce sizlere hedef belirleme konusunda kısa bir sunum yapmak istiyorum. E, zorlu bir yola başlıyorsunuz, özellikle birinci sınıflar. Nasıl bir eğitim göreceksiniz, okul başladığı zaman bunları hepsini öğreneceksiniz. Ama genel olarak birinci, ikinci, üçüncü ve diğer sınıflardaki öğrencilerimize de faydası olması açısından e, hedef belirleme konusunda sizlerle bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Çünkü e, bu eğitim öğretim hayatınızda Hedef belirlemeyle başlarsanız hep başarılı olursunuz. Bizim amacımız da sizleri hep başarılı görmek. Hedef hepimizin bildiği gibi tanımlayacak olursak belirlenen bir zaman diliminde ulaşılmak istenilen noktalar olarak tanımlıyoruz ve e, ilerlemek istiyoruz hepimiz bulunduğumuz yerde okuduğumuz sınıflarda. E, bu nedenle de ilerlemeyi ölçebilen en iyi yollardan birisi hedef belirlemek. Ve hedef belirlediğimiz zaman hem ruh sağlığımıza iyi geliyor hem de kişisel başarımızı arttırmanın en iyi yollarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Hedef belirlediğimiz zaman o hedefe ulaşınca mutlu oluyoruz ve başarılı olduğumuzu görüyoruz. Hedefimiz aslında bizlerin ya da sizlerin nereye varacağını, nasıl varacağını gösteren bir araç ve başarı öykülerini izlet, izliyorsanız e, filmler var kitaplar var bu konuda bu başarı öykülerinde hep okuduğumuz zaman gözümüzü kapayınca şöyle düşünüyoruz acaba benim hedefim ne olmalı elbette e, hedefimizin olması yaşamımızı anlamlı kılan faktörlerden birisi ve eğer bir başarılı bir yaşam sürmek istiyorsak ve okuduğumuz okulda başarılı olmak istiyorsak mutlaka başından itibaren hedeflerimizi belirlemeliyiz ve belirlediğimiz bu hedefler doğrultusunda ilerlemeliyiz. Peki hedeflerimizi nasıl belirleyeceğiz? Bunu biliyor muyuz? İnsan başarısını etkileyen faktörleri gözden geçirelim isterseniz. Kendimizi tanımamız lazım. Kendimize güvenmemiz lazım öncelikle. Kişinin hedef belirlerken veya başarılı olmak isterken en önemli yapacağı şey kendini tanımak. Kendinizi tanıyıp kendinize güvendiğiniz zaman ancak bir şeyler başarabilirsiniz. Ve tabii ki hedefinize ulaşmak için biraz zora, zahmete katlanmanız gerekiyor ve kişide var olan mücadele ruhunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bir başkası iyi iletişim kurmamız gerekiyor, istikrarlı çalışmamız gerekiyor ve her şeyden önce bir amaç belirlemek gerekiyor. Bu ne demek bir amaç belirlemek? Birinci sınıfa başlıyorsunuz ya da ikinci sınıfa, üçüncü sınıfa. Amacınız o dönem dönemi başarıyla tamamlamak. Ama bu istek bu hedef değil. Şöyle diyeceksiniz, işte birinci komiteden ya da ikinci komiteden hedefim 70'in üstünde not almak. Peki 70'in üstünde not alırken neler yapmalısınız? Bunları düşüneceksiniz. Yani bu komitede başarılı ol olmak istiyorum. İstekle hedef çok farklı iki anlam ifade ediyor. Bu nedenle istekten çok düşüncelerinizi hedefe yöneltmeniz gerekiyor. Ve hedeflerimizi daima kısa, orta ve uzun vadeli yapmamız gerekiyor. Yani ilk bir haftalık hedef bir komite başlayacak. Öncelikle hedefiniz o komiteyi de komitede başarılı olmak. Yani bu komiteden 70'in üstünde not al, alacağım. Hedefim bu. Sonra birinci dönemi başarıyla bitireceğim. Sonra yılı 60'ın üstünde notla bitireceğim ya da 80'in üstünde notla bitireceğim. Bunlar eğer bir yıla kadar uzuyorsa, bir yıla kadar uzuyorsa orta vadeli bir yıldan uzun hedeflerde uzun hedefler. Ama genelde bir ay olması içinde bir komite içerisinde bir hedefse kısa vadeli hedefler. Yani hayatımız boyunca hedeflerimizi de üçe ayırmalıyız. Kısa, uzun, orta ve uzun vadeli hedefler. Hedefleri nasıl koyacağız? Bir kere somut, net ve belirgin hedefler koymalısınız sevgili öğrencilerim. Somut demekle neyi kastediyorum? Daha başarılı olmak. Daha başarılı olmakla bir somut bir şey söylemiyorsunuz. 70 almak, 80 almak, 90 almak. Bunlar somut hedefler ve net olacak. Mesela okulu bitirdiğim zaman tıpta uzmanlık sınavını kazanmak. Bu net bir hedef, somut bir hedef. Hangi alanda, ne zaman, nasıl başarılı olmak istiyorsunuz? Pratik sınavının tüm sorularını cevaplayacağım ve tam not alacağım. Böyle bir somut hedefe gitmeniz lazım. Başarılı olacağım. Başarı somut değil, soyut bir kavramdır. Zaman sınırlaması olacak. Atıyorum, hadi kilo vermek istiyorsunuz. 6 ay içerisinde 15 kilo vereceğim. Bu somut bir hedef. Kilo vermek istiyorum. Bu bir hedef değil, bu bir istek. Başlangıçta da söyledim. İstek ve hedefleri mutlaka ayırt etmeniz gerekiyor. Ölçülebilir olmalı. Her gün ders çalışacağım. Bu daha soyut. Her gün kaç saat ders çalışacaksın? Hangi derse çalışacaksın? Her gün 2 saat günlük tekrar yapacağım. Bu bir hedef. Her gün ders çalışacağım bir hedef değil. Dolayısıyla ölçülebilir hedefler koyun. Her gün o konuyla ilgili kitaptan bir paragraf okuyacağım, bir bölüm okuyacağım. Böyle somut hedefler koymanız gerekiyor. Ve hedeflerinizi mutlaka yazıya dökün. Bir kenara yazın, sonradan yapıp yapmadığınızı da kontrol edin. Her şeyden önce gerçekçi hedefler koyun. Kendinizi tanımak bunda önemli. Kendinizi tanıyorsanız zaten gerçekçi hedefler koyarsınız. Ben her gün her akşam eve gittiğimde 6 saat ders çalışacağım. Şimdi bunun yolda metro marmarayla gitme süreniz var, yemek yeme süreniz var. Her gece 6 saat çalışmak çok gerçekçi gibi görünmüyor. Ama her akşam 9'dan 12'ye kadar 3 saat günlük tekrarımı yapacağım. Bunlar gerçekçi hedefler ve bu gerçekçi hedeflere uyduğunuz sürece bir bakacaksınız ki komite sınavı geldiği zaman siz sınava hazır durumdasınız. Günlük çalışmak çok önemli, biriktirmemek önemli. Tıp fakültesinde bilgiler üst üste biniyor ve son döneme geldiğiniz zaman sınav döneminde bilgiler çok birikiyor ve telaş ediyorsunuz. Çalışma yöntemini çok fazla lise ya da ortaokul çalışması gibi düşünüyorsunuz ama tekrar çok önemlidir tıp fakültesinde. Bu nedenle de bir konuyu ne kadar çok okur ve ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar iyi öğrenirsiniz. Dolayısıyla bir hedefiniz 5 tekrar atacağım, 3 tekrar atacağım, şu kadar günde şu kadar tekrar tekrar okuyacağım olmalıdır başarıya ulaşmanız için. Hedefleri eyleme geçirmeniz gerekir. Ne demek bu? Motive olabilmek için Atalet duygusundan kurtulmanız lazım. Ya bugün geçti, yarın çalışayım. Yarın geçti, hafta sonu çalışayım. Konfor alanınızdan bir an önce çıkmanız gerekiyor başarılı olmak için. Bugün oturuyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz ve konfor alanı sizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ama sınav gel gelip çattığında o oturduğunuz günlerin acısını çıkarmanız gerekiyor. Sabahlara kadar çalışmanız gerekiyor. Bu nedenle komitenin başından itibaren Konfor alanından çıkıp hemen ders çalışmaya başlarsanız e, alışkanlık haline getirirsiniz. Zaten bir şeyi alışkanlık haline getirmek için 15-20 gün en az o işi yapıyor olmanız lazım. 20 günden sonra bakacaksınız ki o sizin rutininiz haline gelmiş ve e, motive olursan hayata geçirirsin. Bunun tersi de doğru. Motive olmazsan hiçbir zaman hayata geçirmezsin. Ders çalışmaktan haz alıyorsundur, çok çalışıyorsundur ve e, başarılı oluyorsundur. Ders çalışmanın sonuçlarından kaçıyorsundur, işte kötü not alacağım, çalışsam da iyi not alamayacağım gibi düşünceler nedeniyle ders çalışmaktan kaçıyor olabilirsin. Bu da seni daha çok negatif duygulara yönlendirir. Sonuç olarak o dersi geçmek zorunda mısın, zorundasın. Doğru soruları bilmek zorunda mısın? Zorundasın. Ha şimdi ha sonra. Mutlaka bu derse çalışmak zorundasın. Ama ne kadar erken başlarsan, ne kadar çok tekrar yaparsan, günü gününe çalışırsan zamanında sınavda başarılı olursun. Final sınavına e, girmeden de geçebilirsin veya finale bile girsen daha hazır bir şekilde girersin. Potansiyelini hayata geçirmen lazım. Nedir potansiyelin? Günde 3 saat çalışmak senin potansiyelinse hemen bunu hayata geçir. Bir saatse bunu arttırmaya çalış. Çünkü tıp fakültesinde çok tekrar yapmak için çok zamana ihtiyacın olacak. O nedenle de potansiyelinizi bilin. Kendinizi tanıyın. Kaç tekrar attığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Bunları lütfen düşünün. Okula gelinceye kadar belki de kendinize ait bilgileri bir kenara yazın güçlü yönünüz ne, zayıf yönünüz ne? Ne kadar güçlü yönünüzle başarıya ulaşabilirsiniz ve zayıf yönlerinizi ne kadar güçlü yöne itebilirsiniz, değiştirebilirsiniz? Bütün bunları oturun, düşünün, kendinize yönelik çalışma yapın. Kendinizi tanıyın, sorumluluk alın, şimdiden sorumluluk alın. Annenizin, çevrenizdekilerin ders çalış oğlum kızım demesine fırsat vermeyin. Sizin zaten çalıştığınızı, düzenli çalıştığınızı görürlerse onlar size hiç karışmayacaktır. Başarısızlık hayatın en doğal sonucu. Böyle yaptığınız takdirde bile belki bazı sınavlardan başarısız olacaksınız, istediğiniz notu alamayacaksınız. Ama o zaman da oturup düşüneceksiniz. Ben neden başarısız oldum? Hangi faktörler benim başarımı etkiledi? Sürekli kendinize yönelik sorular sorarak ders çalışmaya devam etmeniz lazım. Çünkü bazen başarısızlıklarımız da bizi bir yere götürür, hırslanmamızı sağlar. Bunu asla unutmayın, unutmayın. Yardım istemek güçlülüktür. Başarısız olduysanız hocalarınızdan, arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Bazen grup çalışmasıyla başarılı oluyor öğrenciler. 2-3 kişi biri okuyor, biri soru cevaplıyor, biri bir birbirine anlatıyor, Nasıl ders çalışmak sizi başarılı hale getirir? Lütfen bunu şimdiden düşünün. Bir arkadaş grubunda mı, tek başına mı, soru cevap şeklinde mi? Okul başladığında da bu şekilde ders çalışmaya çalışın. Sorular sorun. Hedefime ulaşırsam hayatım nasıl olur? Hedefim ne? 90 almak. 90 alırsam hayatım nasıl olur? Benim en büyük süper gücüm ne? Nasıl başarılı olabilirim? Ders çalışmak mı süper gücüm? Düzenli çalışmak mı? Bütün bunları sırasıyla yapmam gerekir. Bu neden benim hedefim? Bu hedefe ulaşırsam nasıl bir yaşamım olacak ve sonunda neyi başarmak istiyorum? Sonunda iyi bir doktor olmak istiyorum. Ve bu mantıklı bir hedef mi? Evet, mantıklı bir hedef. Özellikle tıp fakültesinde Size verilen eğitimin tamamını hatırlamanız zaten mümkün değil. Ama neyi nerede bulacağınızı, hangi bilgiyi ne zaman öğrenmeniz gerektiğini, ne zaman kullanmanız gerektiğini, ne zaman bir uzmana yönlendirmeniz gerektiğini hepsini içeren bilgileri 6 yıl boyunca tıp fakültesinde öğreneceksiniz. Önemli olan her yılınızı verimli geçirmek, daha doğrusu her gününüzü, her ayınızı her yılınızı verimli geçirmek. Soru sormaktan korkmayın, başarısızlıktan korkmayın. Mutlaka hepiniz bir gün mezun olacaksınız. Bugüne kadar tıp fakültesine girip mezun olmayan çok fazla insan göremezsiniz. Belki bir iki kişidir. Onlar da eninde sonunda dönüp mezun olmuştur. Zor diye gözünüzü korkutmayın. Benim size en büyük tavsiyem hedefiniz düzenli, sık çalışmak, ve program dahilinde çalışmak, hedeflerinizi gözden geçirmek ve mutlaka güçlü yönlerinizle zayıf yönlerinizi sürekli düşünüp kendinizi tanımak başarılı olmanın en büyük sırrıdır. Hepinize 2021-22 eğitim öğretim yılında ve bundan sonraki eğitim yıllarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.